Zikten etkilenen sakan meke adlı hayvanımızın buradaki yıkama aşamasında öncelikle ılık su ve saf ayçiçek yağı, zeytinyağı ve de bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Yıkama aşamasında öncelikle ağzına ve gözüne dikkat ederekten bulaşmaması adına, çünkü sonuç itibariyle deterjan olduğu için bulaşmamak adına ılık suda öncelikle yumuşatarak ve akabinde sonrasında saf zeytin yağını üzerine dökerek güzel bir şekilde çitileyip ovalayarak üzerindeki tamamen kimyasalı üzerine atma durumu için böyle güzel bir şekilde şöyle çiteliyoruz. Ve hayvanı vücuduna çok zarar vermemek adına yani bu şekilde kanatlarını tek tek şu şekilde ovalayarak öncelikle şöyle güzelce bir yumuşatmaya bırakıyoruz. Akabinde 5-10 dakika bekletip, ılık 5-10 dakika tekrardan karantina bölgemizde 5-10 dakika bu yağlı bir şekilde bekletip tekrardan yardımcı arkadaşımla birlikte yanıma geliyor tekrardan ve bulaşık deterjanımız ile üzerine şu şekilde sürerek görmüş olduğunuz üzere zaten otomatikman sıcak suyun vermiş olduğu etkiyle ister istemez bu şekilde güzel bir şekilde çıkarmasına daha çok adapte oluyoruz. Kocaeli kıyılarında bir petrol sızması ya da bir zif sızmasından dolayı denizde biraz kirlilik oluştu. Bu kirlilikten dolayı sakar meke dediğimiz deniz kuşları kötü etkilendiler, petrolü bulandılar. Böyle durumlarda ya da bir avcı tarafından vurulmuş bir hayvan olduğunda ya da araba çarpmış yaban hayvanları için hayvanat bahçemizde bulunan karantina ve hayvan hastanesi hizmet vermektedir. Bu alan Orman Su İşleri Bakanlığı tarafından ruhsatlanmış bir alandır. Bize birçok gönüllü tarafından işte ilk etapta da Orman Su İşleri Bakanlığı tarafından Kocaeli Şube Müdürlüğü ile Parklar Şube Müdürlüğü tarafından sakar mekeler gelmeye başladı. Toplamda 51 hayvan geldi. Bunların 13'ü ne yazık ki öldü. Çok kötü durumdaydı çünkü. 38 tanesi şu an yaşıyor. Bunların 36 tanesi sakar meke, 2 tanesi de yaban ördeği. Genellikle insanlar sakar mekeyi karabatakla karıştırabiliyor. Genelde karabatak diyorlar ama hayvanların türü, kuşların türü sakar meke. Biz burada onları petrole bulanmış durumdan kurtarmaya çalışıyoruz öncelikle. Eski hijyenlerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken tabii en çok önerilen şey benzin, mazot ya da gaz yağı gibi yine kimyasal olan ürünler. Evet bu petrolü çıkarabiliyor ama hayvana da zarar verebilir. Biz bu nedenle saf zeytinyağı ve katkısız bulaşık deterjanı kullanıyoruz. Bu da işe yarıyor. Büyük oranda hayvanları kurtardık. Tabii ileriki zamanlarda onlara nasıl bir zarar verdiği konusunda şu an bir fikrimiz yok. Yaklaşık 4-5 gündür buradalar. Şu an yaşıyorlar. Bu da sevindirici bir olay. Amacımız bu hayvanları eski sağlığına kavuşturup tekrardan Orman Su İşleri Bakanlığı yetkilileri tarafından doğal ortamlarına ait oldukları ortamları bırakmak.
Bilmem desen yapıyorlar ya. Ben vereyim elinize. Dur. Var mı elde? Tamam, olur. Ben normalde kenara çıkıyorum. Sen ödüyorsun.